Ancak Türkiye normalleşme adına yeniden aslında iktidara geldiği dönem AK Parti'nin sıfır sorun politikasını hayata geçirme noktasında yeni bir dış ilişkiler paradigması oluşturdu hükümet. Bu noktada İsrail'i düzelmeler anlamında ciddi adımlar atıldı. Fakat Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin normalleşme ekseni sadece bununla sınırlı değil. Türkiye aynı zamanda sorun yaşadığı, ciddi sorunlar yaşadığı farklı farklı bölgesel ülkelerle de yeniden temaslarını sürdürüyor ve bir takım hırpalanan ilişkileri onarmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Abdülfettah el-Sisi'nin Cumhurbaşkanı olduğu Mısır. Mısır tabii ki çok önemli bir Afrika ülkesi ve Türkiye'nin tarihsel süreçte de bu ülkeyle hem kültürel anlamda hem ticari anlamda gerçekten de önemli ilişkileri olmuştu. Halklar arasında da kültürel alışverişler her zaman süre gelmişti. Şimdi biraz geçmişe dönmekte fayda var. Bazen yakın tarihimizi çok çabuk unutabiliyoruz. Oysa ki bunlar çok uzun tarihi derinliklerde cereyan etmiş meseleler değil. Yakın zamanda yaşananlar. 2011'de Suriye iç savaşı ile birlikte bir anda söz konusu bu Arap Baharı olarak adlandırılan protestolar bir kabusa dönüştü. Bu Azizi Tunus'ta bir üniversite mezunu talebeydi ve işsizlikten ötürü iş portacılık yapıyordu. Zabıtalar tezgahını yıktı daha doğrusu ve o da kendisini yakarak buna protesto gösterdi. O bir şekilde fitili ateşledi. Tunus'ta halk sokaklara döküldü. İnanılmaz protestolar oldu. Bu protestolar bir domino etkisiyle Suriye'ye, Libya'ya ve en nihayetinde Mısır'a kadar ulaştı. Mısır'da Tahrir Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek'i istifaya çağırıyordu. Ordu ne yapacağını bilemedi. Ordu önce Mübarek'in yanında görüldü, bastırmak istedi. Fakat kitlesel eylemlerin çok yoğun olduğunu görünce bir katliama imza atmamak adına bir anda tavır değiştirerek muhaliflerin yanında yer alınca Mübarek dönemi resmen sona erdi. Ve Mısır tarihinde ilk kez demokrasiyle tanıştı ve sandık başına gidip kendi cumhurbaşkanını seçme kararı aldı. İhvan-ı Müslim'in kendisini siyasi yapıda ülkede meşru zeminde var etmek istiyordu. Ve Muhammed Mursi İhvan üyesi olarak seçimlere girdi. %52'lik oyla sandıktan zaferle çıktı. Ve dolayısıyla da tek başına cumhurbaşkanı oldu. Ancak Mısır'ın siyasi diyalektine baktığımız zaman İhvan yapısının iktidarda bu denli güçlü olmasının çok uzun vadelere yayılmasının pek de mümkün olmadığı zaten öngörülüyor. Türkiye dış politikasında bir şekilde Muhammed Mursi'nin yanında yer aldı. Hatta seçimlere girmesini de teşvik etti. Ve sonunda Sisi, o dönem Genelkurmay Başkanı'ydı, hemen bir şekilde Mursi'nin yanındaydı. Sağ koluydu adeta. Bizzat sağ kolu Sisi ülkede darbe yaptı ve Muhammed Mursi devrildi. İhvan üyeleri tutuklandılar, bazıları idam edildiler ve en nihayetinde Mursi de mahkeme salonunda duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Türkiye buna çok tepkiliydi. Çünkü Rabiatül Adeviye meydanındaki darbe karşıtı protestolarda Mısır ordusu çok sert müdahalelerde bulundu ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iddiaları vardı. Dünyada bu gelişmeleri yakından takip etti ama çok yüksek perdeden bir tepki vermediği görüldü. Sisi darbeden sonra ülkede cumhurbaşkanı oldu ve en nihayetinde de Türkiye buna tepki gösterdi. Sisi'yi tanımadı. Cumhurbaşkanı Sisi'yi tanımayınca Türkiye iki ülke arasındaki gerilim daha da derinleşti. Kaos daha da büyüdü. Dış politika böyledir. Bir bakarsınız bugün böyle tepki koyarsınız ama 4 yıl sonra öyle şeyler cereyan eder ki denklemler öylesine değişir ki reddettiğiniz, yok saydığınız bir yönetimle bir şekilde arayı tekrar düzeltmek zorunda kalırsınız. Bu meseleler biraz böyle. Yani satranç tahtasındaki doğru etkili hamleler gibi. Ve Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarında Türkiye ben de varım dedi ama yanında müttefik bulamadı. Tam tersine büyük bir konsorsiyum karşısında duruyordu. Türkiye bunu kırmak adına önce Körfez ülkeleriyle ciddi temaslar kurduğu arasını düzeltti ve sonrasında artık bir de Mısır faktörü vardı. Mısır'la da ilişkiyi düzeltmek için dışişleri nezdinde önemli adımlar attı. Fakat Mursi'nin bazı şartları, daha doğrusu düzeltiyorum Sisi'nin bazı şartları varmış. Şimdi bir şekilde dış medya Türkiye'nin sıfır sorun politikasına geri dönüşünü yakından izliyor. Sorun yaşadığı ülkelerle yeniden arasını düzeltme çabasını mercek altına alıyor.
Dün Bloomberg enteresan bir değerlendirmeye imza atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söz konusu politikalarının her an değişebileceğini iddia etmişti. Bir şekilde seçim dönemlerinde Türkiye yeniden dış politikada belli başlı ülkeleri hedef alabilir noktasında bir sav ortaya atmış, iddia ortaya atmıştı. Bugün ise bir bakıyoruz ki Financial Times Türkiye-Mısır yakınlaşmasını yakından izlerken şöyle bir noktayı bizimle paylaşıyor. Diyor ki Mısır'ın bir şartı var. Yani Sisi'nin şartı şu. El Şaharki isimli internet sitesinin faaliyetlerinin durdurulması yahut kendisi veya ailesiyle ilgili haberlerin yapılmasının engellenmesi. El Şaharki Türkiye'de yayın yapan bir medya kuruluşu ve onun sahibi Mısır'ın eski cumhurbaşkanı adayı Ayman Nour Financial Times'a konuşuyor. Ve böylesine Sisi'nin bir takım istekleri olduğunu belirtiyor. Meseleyi hatta Sisi'nin ailesinin konuşulmaması noktasında bazı telkinler aldığını söylüyor Ayman Nour. Ve aynı zamanda yine bu yayın kuruluşunun Türkiye'den aldığı telkinlerde Mısır'la ilişkiyi düzeltmeye çalışıyoruz. Siz muhalif sert yayınlarınıza biraz ara verin yahut bu yayınların seviyesini, dozajını düşürün diye isteklerde bulunduğunu iddia ediyor Ayman Nour. Ve bu iddialarını da Financial Times'a anlatıyor. Financial Times da böylesine dikkat çeken bir makaleyi söz konusu Nour'la yaptığı söyleşi üzerinden bizlerle paylaşıyor. Evet, Türkiye'nin yakında ilişkilerini düzeltmek adına attığı adımlar sürekli olarak dış medyadan inanılmaz derecede ilgi görüyor. Financial Times, Bloomberg'den tutun dünyanın çok önemli yayın organları Türkiye'nin bu yeni dış politikasını anlamaya çalışıyor, anlamlandırmak istiyor ve sonrasında bazı çıkarımlar yapıyor. Ve bu çıkarımlarda da bu tür iddialar da işte ortaya atılabiliyor. Bir bakacağız ama Türkiye ile Mısır ilişkilerinin belli bir seviyede yükselmesine yönelik Ankara'nın çabaları ortada. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bizzati söyledi. Bu ilişkilerin düzeleceğinin sinyalini zaten verdi. Diplomatik anlamda da buna yönelik çok radikal adımların atıldığını görüyoruz. Şimdi